Sevgili izleyiciler merhaba. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun yayında Hayabadun programı ile karşınızdayız. Bugün eski Yerevan tarihi hakkında yeni araştırmalar kitabını ele alacağız. Son zamanlarda bu kitap Türkçe'de yayınladı. Bugünkü konuğumuz kitabın yazarı tarihci Angela Teryan. Merhaba Sayın Teryan. Merhaba. İlk önce kitabınızın Türkçe çevirisini kutlarım kitaptaki bazı makaleler Rusça ve İngilizce'de yayınladı. Kitabın Ermenice versiyonu da var. Kitabın Türkçe çevirisinin amacı neydi? Kitabın bazı makalelerinin Rusça, İngilizce yayınladığını artık söylediniz. Kitabın Ermenice versiyonu hazır olduğunda hep mesajlar alıyordum. Mesajlarda kitabın Rusça ve İngilizce yayınlanması da isteniyordu. Rusça ve İngilizce konuşan milyonlarca Ermeninin var olduğunu biliyoruz. Onlar için kitabın çevrilmesi gerekiyordu. Tabii ki Türkçe de konuşan milyonlarca Ermeni var. Bence kitabın tercümesi çok gerekliydi. Ermenistan'ın başkenti olan Yerevan hakkında Türkçe konuşan Ermenilerin yeni bir şeyler öğrenmeye, yeni makaleler okumaya ihtiyaçları vardı. Sayın Deryan, kitapta yer alan yazılara göre Yerevan'da yüz binlerce yıl önceki dönemlerine ait olan kalıntılar keşfedildi. Ama biz bugün tüm dünyaya şehrin 6000 bin yaşında olduğunu ispatlamaya çalışıyoruz. Sorunumuz nedir ve niye böyle yapıyoruz? Siz 100 bin yıl önce dediniz ama emin olarak diyebilirim ki Yerevan tarihiyle ilgili 500 bin, 800 bin yıl öncesi döneme ait olan bilgiler var. Yerevan gölünün civarlarında bulunan mağaralar gerçeğin kanıtı sayılır. Oralarda birçok mağaralar var. Onlar halk arasında Yerevan bir, Yerevan 2, Amo bir, Amo iki, Zovuni isimleriyle bilinir. Oradaki mağaralar yaklaşık 500 bin, 800 bin yıl öncesi dönemlerine aitti. Yerevan 1, Yerevan 2 ama bir mağaraları başta olmak üzere oradaki bazı mağaralarda kazı çalışmaları sonucunda birçok arkeolojik değerler bulundu. Ben bugün Razdan Kanyonu'nda bulunan Yerevan 1 mağarasından bahsedeyim. Burada 1960'larda kazı çalışmaları gerçekleştirildi. Bunun sonucunda dört kültürel katman bulundu. Onlardan en eskisi yaklaşık 500 bin yıl öncesi döneme, alt katmanı ise ikinci bin yıl dönümüne aitti. Bu ise o mağarada yıllar boyu insanların yaşadıkları anlamına geliyor. Şimdi niye Yerevan 6 bin yaşındadır diyoruz? Çünkü mevcut medeniyetin, 15 bin yıl önce başladığı kabul edilmektedir. Biz buna dayanarak bugün Yerevan 6 bin yaşındadır diyoruz. Tamam, ne buluntu keşfettiniz? 500 bin yıl önceki döneme ait olan buluntular deyince neyi kastettiniz? Neydi onlar? obsidenden yapılmış olan çok şeyler örneğin balta, bıçak, testere kısaca obsidenden hazırlanmış aletler bulundu. Üst katmalarda ise demir aletleri bulundu. Buna göre de o bölgede insanların var olduğunu söyleyebiliriz. Obsidenin Ermeni dağlık platosunda çok kullanmış olan taşlardan biri olduğunu iyi biliyoruz. Obsiden Orta Doğu'ya da yayıldı. Enteresan bir şey de var. Mağaralardan birinde sadece aletler değil alet yapından arta kalan taponlarda bulundu. Bu ise ne demek biliyor musunuz? Demek oluyor ki orada sadece yaşamadılar. Orada aletler de hazırladılar. Yani orada aletler hazırlanmıştı ve insanlar çalışıyordu. Daha önce de dediğim gibi burada obsidenden balta, bıçak, testere hazırlanmış. Vurguladığım aletler sadece bu bölgede kullanmadı. Orta Doğu'ya kadar yayıldı. 6000 yıllık tarih deyince Kur Aras kültürünü ima ediyoruz. Bu kültür diyerek ne anlıyoruz? Hangi anlarda yayıldı? Bunlardan da bahsedebilir misiniz? Tamam biz Yerevan'ın 6000 yaşında olduğunu söylüyoruz. Bizim niye böyle söylediğimizi biliyor musunuz? Hangi gerçekçelere dayanarak böyle söylüyoruz? Yerevan'ın kalbinde Şengavit semtinde 1930'lardan beri kazı çalışmaları gerçekleştirildi. 1930'larda burada arkeolog Bay Burcan kazı çalışmaları yaptı ama daha sonra tutuklandı ve çalışmalar durduruldu. 1950'lerde Seldarya'nın başkanlığında orada kazı çalışmaları çalışmaları yeniden başladı. Orada 1980'lerde başlayan kazı çalışmaları 1990'lara kadar devam etti. Bu kazı çalışmaları sırasında da tekrardan 4 kültürel katman bulundu. En eski katman milletten önce 4. 3. bin yıl öncesi döneme aittir. Bazı kaynaklarda milletten önce 5 bin yıl öncesi döneme ait olduğunu vurgulanır. Şengavit'te bulunan kültürel katmanın üst katmanı ise milletten önce 2. bin yıla aittir. Yani 2-3 bin yıl boyunca Şengavit'te insanlar yaşıyordu. Şengavit'te surlar vardı. Eğer bir bölgede surlar varsa bu demek oluyor ki şehir gibi bir yerdi. Surlar oradaki nüfusu sadece düşmanlardan değil hayvanlardan da koruyordur. Şengavit hakkında saatlerce konuşabilirim. Ama ben özellikle Şengavit çömleklerine dikkatinizi çekmek istiyorum. Milletten önce 3. bin yıldan beri bu yerlerde çömlekler kullanılırdı. Çömleklerin dış yüzü siyah, içerisi de kırmızı renkteydi. Çok parlak ve geometrik desenlerle süslenmiştir. Bu çömlekler yani şengavit çömlekleri ya da şengavit kültüründen başka halk arasında kuraraks kültürü diye de bilinen bu kültür doğuda Kafkasya yaylarına kadar yayıldı batıda ise Filistin hatına kadar uzanmaktadır. Demek ki Kurarax kültürünün yayılma alanı Transkafkasya'dan Filistin hatına kadar uzanmaktadır. Şengavit hakkında çok şeyler söyleyebiliriz. Ben bunları vurgulayacağım. Şengavit'in milattan önce 6000 yıl öncesi döneme ait orada sadece çömlekler değil metaller de bulunmaktadır bakır, gümüş yani bütün kültürel katman burada keşfedildi. Şengavit çok önemli ve çok güzel bir yerleşim yeri ve herkes böyle bir yerleşim yerine sahip olmaya çok isterdi. Peki orada kültür geliştirmiş miydi? Çok geliştirmişti. O dönemdeki kültüre ait olan silah ve süslemeler bulundu. Çömlekler hakkında zaten konuştuk. Evler, mallar, mühür bile bulundu. Bu ise insanların mühürle mallarına damga bazabildiği anlamına geliyor. Yani insanlar kendi şahsi mallarına mühürlerini basabildiler. Şengavit hakkında o kadar çok konuşuldu ki ben bu konuda çok fazla konuşmak istemiyorum. Sadece Şengavit'in şehir gibi bir yerleşim yeri olduğunu söyleyebilirim. Güzey, güney, doğu ve batıya kadar uzanmış olan bu kültür Şengavit kültürü olarak adlandırılır. Biz bu gerçeklere dayanarak Kerevan'da bulunan yerleşim yerinin 6000 yaşında olduğunu söyleyebiliriz. Sayın Deryan, Sovyet döneminde Ereboni Kelesi'nin ve karar Argiçti'nin yazıtının bulunmasıyla Yerevan'ın milattan önce 782 yılında inşa edildiğine karar verilmişti. Yani buna göre de bu yıl Yerevan 2800 yaşında olacak. Bunun amacı ne? Sovyet döneminde eşitleştirilme politikası yürültulduğunu çok iyi biliyoruz. O zamanlar herhangi bir milletin diğerine karşı bir üstünlüğünün bulunmadığını göstermek istediler. Tabii ki bu politikadan en çok Ermeniler zarar gördü. Ermeniler en eski tarih ve kültüre sahipti. Böylelikle Ermeni kültürü Azerbaycan ya da Gürcistan kültürü ile eşleştirildi. Arimbert'te yapılan kazı çalışmaları sonucunda 1. Argistin'in yazdırdığı Urartuca çivi yazısı bulundu. Bu bir gerçek değil mi? Çivi yazısı artık bulundu. Hesaplamalar yaptılar ve Yerevan'ın 20.750 yaşında olduğunu belli oldu. Bu gerçek reddedilmezdi ve reddedemediler. Yerevan'ın 2.750. yıl dönümünü kutlamaya izin verdiler. Daha da önceleri inşa edildiğini söyleyemediler. Örneğin Yerevan'ın 6000 yaşında olduğunu söylemeye nasıl izin verebilirdi ki? Şengavite 1930'lardan beri kazı çalışmaları yapıldığını her ne kadar bilsek de bulunan arkeolojik değerlerin özellikle Rus arkeolojiler milattan önce 2000 yıl öncesi döneme ait olduğunu söylediler. Bazı Ermeni arkeologlar kalıntılarının birinci bin yıla ait olduğunu bile söylediler. Yani milattan önce 4000 yıl öncesine ait olan buluntularının milattan önce 2000 yılına ait olduğunu söylemeye kalktılar. E tabi ki Yerevan'ın 2750. yıl dönümünü de bu şartlarda kutlanabilirdi. Yani siyasi çıkarlardan dolayı Yerevan'ın 2750. 50 yaşından daha da büyük olduğunu göstermeye izin verilmedi. Yakın doğuda 6000 yaşında olan birçok şehir var. Örneğin Ur, Uruk, Edidu, Ninova bütün bu şehirlerinin 6000-7000 bin, bin yaşında olduğunu söylüyorlar. Yerevan konusunda bunu kabul etmek istemediler ama başka şehirler için bunu kabul ettiler. Bu bir politika sonucu, Sovyet Birliği politikasının sonucu. Bugün Sovyet diye bir birlik yok. Biz niye mücadeleye devam etmiyoruz ve Yerevan'ın 6000 yaşında olduğunu söylemiyoruz? Ben bunu defalarca söyledim. Konferanslarda da hep bunu vurguluyorum. Hep Yerevan 6000 yaşında başlıkla makaleleri yazıyorum. Bu arada aynı fikirde olan, bunu kabul eden çok insan var. Bazen biraz da dalga geçerek niye 6000 diyorsunuz? 100.000 de diyebilirsiniz diyen insanlar da var. Ben de günümüzdeki uygarlığının 15.000 yıl önce başladığını söylüyorum. Biz 15.000 yıldan sonra başlayan bu dönemi kabul ediyoruz. Öncelikle Yerevan'ın 2800. yıl dönümünü kutlayalım. Sonra ise 6000. yıl dönümünden bahsedebiliriz. Sayın Deryan, kitabınızda Yerevan adına da değindiniz. Ne gibi bir sonuca vardınız? Bu konuya ilişkin yeni araştırmalarınız var mı? Yerevan çok eski bir şey olmasından başka çok enteresan adada sahiptir. Yerevan'a gelenler, bu şehri ziyaret edenler hep Yerevan ne demek diyor soruyorlar. Biz de bu adın Nuh peygambere bağlı olduğunu biliyoruz. Tufandan sonra Nuh peygamberin arara dağlarında durarak görüldü yani Yerevat diye bağırdığını biliyoruz. Daha sonraları bazı değişiklikler sonucunda Yerevat Yerevan oldu. En popüler versiyon bu sayılır. Orta çağda bile Yerevan'a gelen gezginlere hep bunu söylüyorduk. Şimdi de söylemeye devam ediyoruz. Daha sonra Yerevan'a gelen gezginler seyahatnamelerde bunu yazıyorlardı. Bu da bir gelenek olarak kaldı. Bu bile Yerevan'ın çok eski bir şey olduğunu gösteriyor. Nuh Peygamber ile bağlanması çok eski bir şey olma anlamına geliyor tabi. Ama araştırmacılar için mevcut açıklamalar hiçbir zaman yeterli olmayabilir. Araştırmacılar Yerevan'ın ne anlamına geldiğini hep anlamaya çalıştılar. 19. yüzyılda bir bakış açısı ileriye sürüldü. Örneğin, Grigor Kapanchyan 20. yüzyılda bir bakış açısı ileriye sürdü. Onun fikrine göre Yerevan adı eri şiretin ismiyle ilişkiliydi bunu Urartuca çivi yazısına bağladı. Orada Eri Yani, Eri Yahi, Erebuni adları yazılıydı. Gapansyan bunu Eri'ye bağladı. Bu görüş halk arasında yayınlaştı. Tabii ki çok perspektifler vardı. Urartuca çivi yazısı bulunduktan sonra çok enteresan görüşler ileri sürüldü. Urartuca çivi yazısı bulunduktan sonra çok enteresan görüşler ileriye sürüldü. 1828'de Alman arkeolog Schulzwald, Bulunduğu yazıttaki Urartuca çivi yazısından Menuaoğlu argiçti bir kale inşa etti ve ona bir isim verdi. Erebuni diye yazıyordu. Tabii ki 1828'de adı geçen Erebuni nerede olduğunu bilemediler. Yaklaşık 100 yıl sonra 1951'de Arimbert'e birinci argiçtinin çivi yazısı bulundu. Çivi yazısında şöyle yazıyordu. O burada bir şehir inşa etti ve Erebuni ismini verdi. Artık Schultz'un keşfettiği Erebuni'nin tam bu Erebuni olduğunu belli oldu. Böylelikle Erebuni'nin ne zaman inşa edildiğini belli oldu. Erebuni milattan önce 782 tarihinde inşa edilmişti. Arkeologlar bu ismi Zafer ismine bağladılar. Yani Yargıçti burada savaştı. Zafer kazandı ve böylece şehrin adını Erebuni koydu. Uzun yıllar boyunca böyle böyle kabul edildi. Daha sonra araştırmacılarının yaptığı araştırmalar sonucunda yeni bakış açıları ortaya çıktı. Güzel ara yani ara genetikle bağlamaya çalıştılar. Farklı isimler vermeye başladılar. Hint Avrupalılarının 20. yüzyılda Ermeni dağlık dünyasında arayan olduklarından bahsettiği zamanlarda Ermenistan'da ara ile başlayan isimler çoktu. Arla başlayan birçok başkentin adları var. Öyle ki Yerevan'ı da Arla okuyabiliriz. Areri gibi. Burada Gapantia'nın Areri aşiretinin isimlerini hatırlayalım. O çok doğru şekilde söyledi. Yeni araştırmalara göre eğer Yerevan ismi iki ayrı kelimlere ayırırsak, şöyle ki Ar-Eri şehir yerleşim yeri demektedir. Yani Tanrı'nın şehri. Ari'nin şehri veya Ari aşiretinin şehri böyle açıklayabiliriz. Benim fikrime göre bu açıklamalar doğrudur. Sayın Teryan, kitapta çok enteresan bir bölüm de var. Oradaki eski haritalarda Yerevan'ın bulunduğu konum tarif ediliyor. Bundan da biraz konuşabilir miyiz? O zamandaki Yerevan haritalarda nasıl sunuluyordu? Çok enteresan şeyler var. Buradan geçen her coğrafçı, gezgin hep Yerevan hakkında yazdı. Bu da Yerevan'ın Ermenistan'ın önemli şehirlerinden biri olduğunu göstermektedir. Artık dediğim gibi onlar Terva adlı şehir hakkında yazdı. Bu bakımdan çok enteresan. Çünkü eğer haritaya bakarsak Terva dediği şehir şimdiki Yerevan'ın bulunduğu yeri kapsıyor. Birçok araştırmacılara göre Batla Müsun kaydettiği Terva bugünkü Yerevan'dır. Biliyoruz ki o zamanlarda harfler el yazlarıyla yazılıyordu ve biri yanlışlıkla i harfi yerine T harfini yazdı. Batlamyus'un eserine dayanarak çok kitaplar basıldı ve bütün bu haritalarda Terve adında bir şehir var. Batlamyus'tan sonra birçok araştırmacı da İrvan, Yerevan adlarıyla Yerevan hakkında yazdılar. Yerevan'dan hep farklı isimlerle bahsediliyordu. Ermeni yazınından ise Yerevan'dan ilk defa 5. yüzyılda Horenli Moses ve arkadaşlarının eserlerinde bahsedilir. Yerevan'da eski kiliseler vardı. Poz Petros Kilisesi 5. yüzyılda inşa edildi. Avan semtindeki tapınak da 6. 7. yüzyılda inşa edildi. 7. yüzyılda yaşayan tarihçi Sebeos eserlerinde de Yerevan'dan bahsediliyor. Bu eserde Araplar Yerevan'ı işgal etmeye çalıştılar ama başarısızlığa uğradılar diye yazar. 7. yüzyıldan sonra bütün tarihçilerimizin eserlerinde hep Yerevan yer alır. Böylelikle Yerevan hem haritalarda hem de tarihçilerinin, coğrafçılarının eserlerinde daima yer aldı. Öyle ki Yerevan'ın Ermenistan'ın önemli şehirlerinden biri olduğunu söyleyebiliriz. Sayın Deryan, Ağrı Vadisi'nden bağçılık, şarapçılık kültüründen de konuştunuz. Bağçılık ve şarapçılığın Ermeni Dağlık yaylasında çok geniş bir yayılımı vardı. Biraz da bundan konuşabilir misiniz? Kitabınızda bu konuda neler yazdınız? O makalede ben Yerevan'da eski zamanlardan beri bağcılığının geliştirilmiş olduğunu vurgulamak istedim. Yine de Nuh'a gelelim. Kutsal kitaba göre Nuh Ararat Dağı'ndan indikten sonra üzüm yetiştirdi. Sonra üzümden şarap yaptı, sonra şarapı içti ve sarhoş oldu. Yani olay Ararat Vadisi'nde gerçekleşti. Tarihin en eski yazılı destanlarından birinde de şarapçılık hakkında yazılır. Ölümsüzlüğü arayan Gılgamir, ölümsüzlerin ülkesine varınca orada çok güzel bir ülke gördü ki o ülkelerde üzüm yetiştiriliyordu. Bu durum Yerevan başta olmak üzere Ararat Vadisi'nde bulunan Ermenistan'ın bütün başkentlerinde şarapçılığının geliştirilmiş olduğunu gösteriyor. Biliyoruz ki günümüze kadar Ermeniler büyük bir sevgiyle şarap yapıyorlar. En eski zamanlardan beri Ermeni kralları üzüm bağları kurdular. Tabii ki bunları öylesine yapmadılar. Bütün bunlar Yerevan'ın Ermenistan için çok önemli bir şehir olduğunu gösteriyor. Sayın Deryan, bu güzel ve hoş sohbet için teşekkür ediyoruz ve yeni çalışmalarınızı bekliyoruz. Ben de çok teşekkür ederim. Programımızı burada noktalıyoruz. Görüşmek üzere.